Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Önemli bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin bugün basın toplantısı düzenlendi. Akşam saatlerinde Türkiye saatiyle gece saat 10'da bu toplantı gerçekleşti. Burada Başbakan Dibeybe'nin 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel seçimlere kadar 10 ay görev yapacak geçici ulusal birlik hükümetini resmen ilan etmesi bekleniyordu. Burada Dibeybe açıklamalar yaptı. Açıklamasında yeni hükümet önerisini temsilciler meclisine sunduk yani Hafter tarafındaki meclisten bahsediyor. Bakanlık pozisyonları için elimize 3000'den fazla CV ulaştı. Bunlardan 2300'üne bakabildik. Bakanlık pozisyonları Doğu, Batı ve Güney bölgelerini adil temsil edecek şekilde belirlendi. Libya'nın şehir, kabile ve kesimlerini temsil edecek şekilde bir teknokrat hükümet oluşturduk. Şunu da belirtelim dostlar şu an basına hükümetteki isimler servis edilmedi. Eğer edilirse onunla ilgili bir videoda çekeriz. Yine burada Başbakan Dibeybe'nin Türkiye-Libya ilişkileri ve mutabakat muhtıraları hakkındaki soruya cevabı Türkiye ile ilişkilerimiz karşılıklı egemenliğe saygı biçiminde ayrıcalıklı bir ekonomik ortaklıktır. Biz bu ortaklığı destekliyoruz açıklamasını yaptı. Dibeybe Libya-Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının her iki ülke için de çok önemli olduğunu belirtti. Yani burada bu anlaşmayı destekleyeceğini belirtti ki zaten bu anlaşmayı imzalayan da kendisiydi. Kendisi Libya'nın eski Yunanistan Büyükelçisi bunu da hatırlatalım. Türkiye ile bu anlaşmayı imzaladıktan sonra kendisi Yunanistan'dan Libya'ya yollanmıştı. Evet dostlar önemli bir gelişmeydi bunu aktarmak istedik. Hayırlı akşamlar hoşçakalın.